Evet arkadaşlar, karavanımız burada. Eve geldim. Eve gelmeden önce iş konusunda ufak tefek bir anlaşmazlıklar oldu. İşten ayrıldım arkadaşlar. Onu bildireyim dedim videodan önce. İşten ayrıldım, geldim. Videonun sonuna eğer resimler duruyorsa bırakacağım arkadaşlar. Benden arabanın damperi sarmış. Damperi kazımamı istiyorlar. Kürek elimi alacakmışım. Damper kazacakmışım ben bu yaştan sonra. Sanki canımı onlar vermiş. Hani onlar vermiş gibi kazıcanı abi diyorlar. Makineyle kazıtmıyorlar. Niye? Damper çizilebilirmiş. Damper ya benim canım ne olacak dedim. Öyle anlaşamadık neyse. İşten ayrıldık arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Yorum yapıp like atmayı unutmayın inşallah. Çünkü birkaç güne kadar tıra başlayacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tırda görüşürüz. Hatırda diyorum yani. Belki karavanla ilgili de çekebilirim bir iki video. Öyle görüşürüz arkadaşlar. Sonra daha net, daha sağlıklı konuşuruz. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşim Rüstem çalışıyor. Benim gibi çalışan tüm abilerime, kardeşlerime kolay gelsin, hayırlı işler. Bol bol bereketli, kazançlı bir gün diliyorum. İstirahatlı olanlara da hayırlı istirahatlar diliyoruz. Her zaman gibi. Ne yapıyoruz? Yükledik gidiyoruz arkadaşlar. Hatta bu benim 4. seferim olması lazım. Saat 10. 10.07 geçiyor. Vallahi bugünkü konumuz ne olacak? Herhalde zannediyorum İsa abiydi sormuş. Bu kazanç durumunu sormuş da. Olur. Bugün konumuz yine o olsun. Arabanın kazancı olsun. Hani ne kazanır, nasıl olur falan filan. Bunun muhabbetini edelim. Bugün videomuzda bunu işleyelim arkadaşlar. Hem de böyle size aynı yeri çekiyorum ama hiç yoktan arabadayız işte ha böyle. Gidiyoruz geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Abicim genelde bakın bizim sektörde şöyle söyleyeyim. Ben biraz detaylı anlatayım da. Şimdi isterseniz gece çalışan yerler de var. Gece gündüz çalışabilirsiniz yani arabanızla. İstediğiniz takdirde tabii. Hani atıyorum geceliğin mazuta gidersiniz. Gece çalışırsınız, mazut yaparsınız. Gündüzde peşin paralı işlere gidersiniz. Ama şayet şöyle söyleyeyim. Hani misalen diyorum, farzı misalen. Piyasada da şöyle bir şey var. Bizim bu harfiyat sektöründe. Atıyorum adam size 10 litre mazot veriyor. Hani falanca yerden filanca yere döküme 10 litre mazot veriyor. 10 litre mazotun diyelim kaç para yapıyor bugünkü şartlarda? 420-430 lira para yapıyor. Bu adam 430 lira yapan yere para olarak almaya kalkarsan sana diyor ki 350 lira veririm diyor. Mazot olarak 430 lira veriyor. Ama iş paraya döndü müydü? 350 liraya dönüyor arkadaşlar. Bir de işin bu tarafı var yani. O yüzden para olduğu zaman, para her zaman mazuttan bir kademe, bir tık aşağıdan gidiyor yani. Bir parça aşağıdan gidiyor. Öyle bir düzen kurmuşlar kendilerine bazı firmalar. Bazıları zaten hesapladığınız zaman, genelde hepsi öyle de arkadaşlar. Ama bazısı açık açık bunu yazıyor yani, belirtiyor. Adam WhatsApp'a ilanı attığı zaman atıyorum diyor ki işte 10 litre mazot peşin para olarak da 350 lira. Hangisini tercih edersen, ister 10 litre mazot al o adamdan, istersen de 350 lira para al peşin para, o sana kalmış. Şimdi ne yapıyor bazı harfiyatçı arkadaşlar da? Gece mazotta çalışıyor. Gündüz para ihtiyacı olan para alıyor. Böyle böyle bu çarkını çeviriyor. Yani şimdi nasıl kazanır, ne kazanır kısmına gelirsek de şurada aşağıda arabalar bakın hep geçiyor. O kısma da gelirsek arkadaşlar şöyle. Ortalama %50 hiçbiri vermiyor arkadaşlar. Eskiden bu sektörde araba diyelim kaç litre mazot yaktı? Atıyorum 25 litre mazot yahut 20 litre mazot yaktı değil mi? 20 litre mazot yaktıysa 20 litre mazot parası size veriyordu sektör. Ama şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? 4'te 3'ünü veriyor arkadaşlar. Yani 20 litre yakıyorsa arabanız
arabanız diyelim 20 litre yakıyorsa size 15 litre parası veriyor arkadaşlar. Mazot veriyor. Yani 15 litre mazotu hesaplıyor. Kaç para diyelim? Atıyorum işte 400-800 lira. 840-850 lira. Ha, bu da size diyor ki 750 lira. Anladınız mı? Olay bu yani. Her zaman bir tık alttan gidiyor. Yani kendini orada paranın peşin olmasını bir dezavantaja çeviriyor. Ortalama zaten sektörde de aynıdır. Bakın bu tarafı da kapattılar, neredeyse bitti. Neredeyse burası da bitiyor bakın. Kapatma işi iyi gidiyor. Bu hacı abi de uyuyor. Bir aralar iyiydi, şimdi neyse hep saldı. Neyse biz konumuza dönelim, konumuzu dağıtmayalım. Şimdi diyelim ki zaten ortalama bellidir arkadaşlar. 50 litre mazot veren bir yer, tamam mı? Yahut 60 litre mazot veren bir yer diyelim. 60-50 litre mazot veren bir yer, bir yere gittiğiniz zaman bunun 30 litresini araba yakar arkadaşlar. Size 20 litresi kalır. Yani gidersiniz bir sefer atarsınız. 50 litre mazot aldıysanız bu 50 litrenin bir kere 30 litresini yakarsınız. Size 20 litre kalır arkadaşlar. Şu arabaları geçeyim. Öyle kaldırayım çünkü bunlar yabancı insanlar. Tanımıyorum bunları. Sonra laf söz olmasın. Bakın burada çalışma yapıyorlar vinçle. Bakın oraya demirler memirler geldi. Şunlar geldi. Bir ton her gün malzeme geliyor buraya. Her neyse, diyelim ki arkadaşlar 50 litre veren bir yerde size 30 litre mazot kalır arkadaşlar. 60 litre veren bir yerde de ne kalır? Hani diyelim ki 25 litre kalır. Böyle hesaplayacaksınız yani. Bunu böyle hesaplayacaksınız. Atıyorum 20 litre mazot zaten ortalama bütün işlerde de arkadaşlar standart o para kalır yani. Fazlasını beklemek biraz şey olur, yalan olur. Kandırmak olur. 20 litre mazotun ne var? Diyelim ki 840-850 lira para yapar. İşte 850 lira para kalır arkadaşlar size. 800-850 arası para kalır. Yani ortalama siz buna 800 lira deyin. Ya üstü kalırsa zaten üstü de senin zaten. Ama siz ona 800 lira gözüyle bakın. Akşama kadar ne yaparsın? Arabanız diyorum ya, iyi güzel bir arabaysa, hani tabii ki bu mazot çıktıktan sonra mazot düştü zaten. 800 liradan çünkü niye, hani dedik ya 50 litre mazot alırsın, 30 litresini yakarsın, 20 litre kalır. 20 litre mazotla ne yapıyor? 800 lira yapıyor. Biz onun hesabını yapıyoruz şimdi. 800 lira yapar. Bu 800 liradan da arkadaşlar 5 sefer atsanız 5 kere 8'in 40 lira yapar günlük. Yani bu söylediğim size sadece 12 saat için geçerli arkadaşlar. Ama gündüz çalışırsınız ama gece çalışırsınız. Bu hesap sadece 12 saatin hesabıdır. 24 saatin hesabı yok. Bazı arkadaşlarımız var, 24 saat arabasını çalıştırıyor, şoför tutuyor. Belki kendi çoluğu çocuğu kardeşi oluyor. Gece biri çalışıyor, gündüz biri çalışıyor. O ayrı. Onun ayrı hesabını ayrı söyleriz. Ben sadece 12 saat, yani sabah diyelim 7'de bismillah dedim başladın. Akşam saat 5'te 6'da paydos ettin. Ben onun hesabını söylüyorum arkadaşlar. 24 saati söylemiyorum. 24 saatin onu ayrı konuşuruz. Birazdan konuşuruz yani. Ne oldu diyelim ki 4000 lira para yaptı. Ay 30 ne çalışırsın? Misalen bunun 4, 8, 12, 16'sını çık, 15 lirasını çık abi. Şeyden 4 pazar çalışmadın diyelim. Hadi istirahat ettin. Çünkü sonuçta sen de bir cansın. Çalışmadı. 26 gün çalıştır. 3 kere 4, 12, 120. Bundan 15'in tek 105 lira para kalır arkadaşlar. Kalan para budur size. Yani kendiniz kullandığınız takdirde, bakın kendiniz kullandığınız takdirde 105-110 lira para kalır size arabadan. Bir ay boyunca çalıştığınız zaman ve tıkır tıkır çalışacak bu arkadaşlar bu araba. Biz buraya bakın hiçbir masraf falan filan eklemedik. Sadece mazotumuzu çıktık. Başka hiçbir şey çıkmadık buradan. Bakın bu tarafa mı geliyor? Ha yok, o tarafa gidiyor. Başka hiçbir şey çıkmadık. Şurada güvenlik de bakıyor. Şu kamerayı indireyim. Demesinler bize mi çekiyor, ne yapıyor, ne ediyor diye demesinler.
kardeşim de sigarayı yakmış, kolay gelsin. İyi bir şey değil ama işte maalesef ki bazılarımız böyle kullanıyor. Bakın orada çalışıyorlar yine. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bu sadece hani gündüz çalışmanın hesabını veriyorum. Zaten arkadaşlar bu hani atıyorum 110 lira 120 lira kazandın. Tabii bunun içinde belli başlı giderlerin de vardır. Arabanın belli başlı giderleri var. Bu giderleri de düşeceksiniz. Ona göre hesabını kitabını yapacaksın. Ha diyelim ki geceyle arabayı çalıştırdın. Hani diyeceksin ki ben geceyle çalıştırdım. Hani bir 100 lira da oradan gelir. Eğer kendi adamın varsa, kendi adamın çalışıyorsa şayet hani o kadar kalmasa da ona yakın bir para kalır. Ama burada şöyle bir şey var. Bir de bu aracın hani yıpranmasını hesaplayacaksınız. Bu arabanın 12 saatte yıpranması ayrıdır. 24 saatte ayrıdır. Şimdi hani arabanın periyodik standart bakımları var. Senelik muayenesi, sigortası, kaskosu var. Ondan sonra bu arabanın gece gündüz çalıştı mıydı? Yani normalinde tahmin ediyorum ki her ay yağının suyunun değişmesi lazım. Ki bizim sektörde de kimse buna dikkat etmiyor. Şirketler çamur olana kadar gidiyor yağ suyu. Arabayı kuru yağlama yaptırmak zaten hak getire. Hiçbiri yaptırmıyor arkadaşlar. Şuradan bir kamyoncu arkadaş geliyor. Çekmeyelim onu da. Ama dediğim gibi hani şimdi fazla çalışmayla çok para kazanır mı? Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın. Şayet kendiniz arabayı sürecekseniz para kazanırsınız güzel. Ha çok büyük beklentileriniz yoksa şoförde de para kazanırsınız. Çünkü şoför hani kendiniz deyip de şoförleri öldürmeyeyim. Çünkü ben de kendim de şoförüm çünkü. Şu an mal sahibi değilim bu arabada. Şu arabayı dökeyim hemen açayım. Buraya döküyoruz şimdi. Hemen açacağım. Evet döktüm. Araba orada. Bu da bizim loader. Döktüğümüz malzeme itiyor. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gittiğimiz yolları görüyor musunuz? Hani diyorum ya harfiyat arabasının neden biraz iyi olsun falan filan. Yeri geliyor bakın böyle yerlere de döküm yapıyoruz. Giriyoruz yani bakın. Görün şuraları. Hani ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız diye buraları sırf böyle açtım. Bakın. Görün arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte burada. Şimdi sohbete devam edeceğim de sadece hani neden biraz daha araba iyi, el ayağı düzgün bir araba olsun. Neden? Şimdi onun şeyini daha iyi anlayasınız diye buraları gösteriyorum. Burası yeni döküm yaptığımız yer. Aha bunu şimdi ben döktüm bu malzemeyi. Arabamın arkasını falan temizledim şuraları. Damperimizi temizlettik şimdi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani hep biz neden ben diyorum ya bizim hani gittiğimiz yollar öyle şey değil. Bak en güzel yer burası. Biz buraya döktük işte mecbur. Ondan sonra yani böyle yerlere de girebiliyorsunuz ki şu gördüğünüz araba 2024 model biliyorsunuz araba. Bakın ne hallere geliyor araba. Daha plakası takılmadı üstüne. Düşünün yani. Şimdi sohbete muhabbete geri döneceğiz arkadaşlar. Arabaya bineyim. Şu teyip açıp kapatayım onu bir. Durun. Hemen şunu kapatayım. Heh. Evet teymiş tamam. Şimdi oturayım şöyle. İndirelim damperimizi. Şimdi ben size şöyle bir hesap daha çıkaracağım arkadaşlar. Hani şunu demeye getiriyorum. Malum İstanbul'da da olsa nerede olursa olsun artık her yer bir İstanbul oldu. Türkiye'nin her yeri. Şimdi ev fiyatları malum arkadaşlar. Yani 1,5-2 liradan aşağı bir ev yok. Hani ben yatırım yapacağım. Hani yatırım amaçlı ev alayım.
diyen kişiye hani eğer aklının ucundan geçerse böyle bir iş tavsiye ederim. Şimdi çünkü neden? Çünkü evi alacaksınız. Evin ederi getireceği kira yani en fazla maksimum 10 lira kira getirir. Çünkü biz öyle 15-20 liralık kiracılar da görmedik. Yerleri de görmedik bugüne kadar. Getireceği 10 lira kiradır arkadaşlar. Yani nereden baksanız 1,5-2 milyon para. 2 milyon parayı bu işe bağlasanız, burada bir hani böyle bir harfiyat arabası alsanız, kendiniz yapmasanız bile bir şoför arkadaşa verseniz, arkadaşlar bunun yine nereden bakarsan bakın, hani ben şu bu şartlarda bu havalar için konuşuyorum ve ben arkadaşlar hesap ederken bakın ben dikkat edin, hesap verirken hep verdiğim hesabı ben hep alttan veriyorum. Hiçbir zaman üstten hesap vermiyorum yani. Hani bir başkası gibi ya işte günlük 5 lira kazanır, 6 lira kazanır. Arkadaşlar gün olur onu da kazanabilir araba. Olabilir yani. Gün olur 5 lira da kazanırsınız. Kazanmazsınız diye bir şey yok. Öyle bir kaydı yok yani. Kimse hani ya işte bak adam işte söyledi de en fazla 3 liraymış. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Günlük 5 lira da arabanız kazanabilir yani. Ona bir lafım yok. Yaz oldu muydu? Sezonu açıldı mıydı? Harfiyatın. Tıkır tıkır kazanır yani. Ben ona bir şey diyemem. Ben şu an için hani ortalama bir şey söylüyorum. 3 aşağı 5 yukarı diyorum. Hani fazla çıkmaz, fazla da düşmez. Ortadan bir rakam söylüyorum. 4 lira diyorum hani. 3-4 lira diyorum. 4 liradan zaten ayda yapar 1200 lira para. Yani öyle değil mi? 4000 liradan 120 lira para yapar arkadaşlar. Bu 120 liranın 35'ini şoför deyin, 5 lirasını da sigortası deyin, 40 liraya size şoför mal olur arkadaşlar. 40 lira. Arabanın işte periyodik yağlamasıydı ya bakımıydı her ay olmaz da hani siz öyle hesaplayın. De ki kardeşim 10 lira da öyle çık 50 lira, tamam mı? Sana kalır orada 50-60 lira para. Bugün hangi daireyi alacaksın da sana 50-60 lira kira getirecek? Getirmez. Onun için hani kendin kullanırsan da dediğim gibi o şoför parası sana kalır. Yahut deminki muhabbet gibi hani şoför bir arkadaş bulursun sağlam. Şimdi piyasa ben mesela burada bizim mesela şu an şirketlerde 30 lira kira kira diyorum. Maaş. Ama şahıs arabalarında 35 lira. Verirsin 35 lira kardeşim. Bir şoför tutarsın. Sana maliyeti ne olur? Hadi yemeğini de ver diyelim. Hadi 5 lira da yemek olsun 40 lira. Hadi 5 lira da sigortası olsun 45 lira. Hadi sana arabanın bakımıyla yine maliyet yine 50 liraya gelir. 50 liraya gelir. Aylık da diyelim ki hani sen kendin çalışırsın. Bir atıyorum 40-50 lira da bir şoförün kazancından gelse kötü mü olur? Olmaz. Ama diyorum ya işte arkadaşlar. Ne oluyor o zaman araba? 24 saat çalıştığı zaman araba iki katı hani mental yorgunluğu oluyor. Olsun sıkıntı yok. O da hani hallolur. O da şey yapılır. Nasıl yapılır? Misalen zaten seni de bir takım lastik bitirirsin. Eğer gümleme mümleme olmazsa Allah göstermesin bir demire memire. Mesela geçen gün biliyorsunuz görmedik gittik demire öteki arabanın lastiği denk geldi. Lastik çöp oldu arkadaşlar. Bugün ben bakıyorum lastik fiyatlarını takip ediyorum. 5,5-6-7 o arada gidiyor. Lastikler 3,15'ler. 6-7 lira var yani 3,15'ler. Şimdi 6-7 lira hani ona göre bir şeyinizin olması lazım arkadaşlar. Bir hani diyorum ya bunu kaldıracak şeyinizin olması lazım. Hiç yoktan bir 2-3 aylık eğer senetle araba alıyorsanız hiç yoktan iki tane senediniz köşede dursun zulada. Ne olur ne olmaza. Bu çünkü arabacılıktır. Kötü gün parası dersiniz. Diyorum ya bakın hiçbir zaman demiyorum. Öyle kazanmaz etmez falan filan demiyorum. Ama çok büyük beklentileriniz de olmasın. Ama şahsıma nazır konuşuyorum. Ben hani elimde nakit param olsa şu an. Bir birikimim olsa. Hani bir şey almamış olsam. Hani dersin ki ya ev mi araba mı? Tabii ki ben binek araç tabii ki almam. Binek aracı o kadar parayı tabii ki bağlamam. Tutup da yani hani bir başkası gibi
İşte gidip bir arabaya 1 milyon, 1,5 milyonluk bir araba alıp da ne kapıma koyup taksi, o hazır yiyendir. Ufak araba hazır yiyendir arkadaşlar. Ama bunlar kazanandır. Bu araba sana kazandıracak, yine kazanacak, kazandıracak yine. Ticari araba çünkü. Çalışan araba. Ötekisi hazır yiyen, ötekisinin sen şimdi binek aracı aldığın zaman 1 milyona o arabanın benzinini cebinden koyacaksın, vergisini cebinden koyacaksın. İşte o tamirini cebinden karşılayacaksın, her şeyini cebinden karşılayacaksın. Hani bir de senetten alacaksın, senedini de cebinden ödeyeceksin. Ama bu araba Allah işini gücünü rast getirirse, yürü ya kulum derse, bu araba kendisi çalışacak, kendisi senedini ödeyecek, mazotunu alacak, vergisini ödeyecek, bakımını yapacak. Ha, o da nasıl olur? Kafanız rahat olursa olur arkadaşlar. Kafanız bir kere rahat olacak. Kafanız rahat oldu muydu? Dengeniz yerinde oldu muydu? Cenab-ı Allah lastiğinizi düz bastırır yani. Zaten boşuna dememişler arkadaşlar. Hiçbir atasözü de boşuna söylememiştir. Bakın, inşallah görünüyordur. Denizde bir sürü gemi. Onun buna bile gemi var. Bunlar herhalde sisten gitmiyorlar. Arkadaşlar bir gemi zibili var burada, var ya. Hani saymaya kalksam belki 30 tane vardır. Onun için diyorum ya arkadaşlar. Hani kafanız rahat oldu muydu? İşiniz de rast gider. Hani bir atasözü var ya, derler ya. Hani işte fakirin arabası düz yolda gitmezmiş. Zenginin arabası dağa taşı aşarmış böyle. Dağdan taştan gidermiş. Ama garibanınki düz yolda. Niye? Çünkü garibanın sıkıntısı var, stresi var. Ama rahatlığın olsun. Tısır tısır git gel. Hiç umurunda olmasın. Bakın bugünün şartlarında diyorum ya, bizim şirkette var mesela adam yalnız işte 2013 model arabaya 1.600 1.700 diyor. 1.700 diyor arabaya arkadaşlar. Şimdi 1.700'de bir tane araba alsanız 500'e de güzel bir Dorse bulursunuz. Şöyle el ayağı düzgün bir Dorse. Takarsınız arkasına 2.200.000 lira tıngır tıngır çalışır gider gelir o araba. Size kazandırır. Ama tutup da mesela hani işte diyorum ya, bakın bu paranın hiç yoktan çekici kısmını peşin vereceksin. Kalırsa Dorse borç kalsın. Onu ufak ufak ödersin. Şimdi bakın yanından bir araba geçiyor. Tam böyle benim idealimdeki araba bakın. 1840 Mercedes. Buyurun. Arkasında özünlü Dorse. Şıkır şıkır araba işte, alın. Şimdi şu arabayı aldığın zaman şu araba sana tıkır tıkır işini yapar. Tıkır tıkır da parasını kazanır arkadaşlar. Yani bu işler böyle. Gidip de yani atıyorum bir eski araba alıp da kendine dert alacağına bence alma, daha iyi. Bunlar ne oldu? Kaza mı yaptı? Neyse. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Arabamızı götürüyoruz içeriye. Şimdi içeride bakalım ne kadar olmuş, ne olmuş. İçeride açalım arkadaşlar. Evet, yükledim. Çıkıyorum. Şu an şöyle bir daha geri alayım da yıkamadayım çünkü. Bakın sağ aynadan bakın, yıkamayı göreceksiniz. Şöyle bir arka tampon falan güzel yine yıkansın. Evet arkadaşlar, ne yaptık bu videomuzda? Anlatmaya çalıştığım şu arkadaşlar. Şayet böyle bir işe girmeyi düşünüyorsanız girin. Hiçbir yani sorun yok, sıkıntı yok. Yani iş bulabilir miyim falan filan gibi bir kaygınız olmasın. İşte bulursunuz. Yani öyle yapmayı ileride düşünmeseniz bile büyük bir yıkım da olmaz sizin için. Tutarsınız yani ufak bir, belki kafa kafaya da verebilirsiniz. Belki kârdan da verebilirsiniz. Belki çok cüzü bir zarandan hani arabayı satarsın, yine paranız para arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi şu ayar bunun gibi bir işte, hani bu arkadaşlar demin mesela videonun içinde de gösterdim. Aracın girdiği yollar, gittiği yollar bizim biraz şey olduğu için bu sektörde tutturamayan arkadaşlar işte hani şöyle, ben araç kötülemek için değil de benim anlatmak istediğim yani bir 2-3 gün, 1 hafta, 10 gün siz bu işi yapmayacaksınız. Siz bu arabayı aldığınız zaman hani gidebildiği kadar yahut kar edebildiğiniz kadar belki bir üst segmente geçene kadar o arabayı süreceksiniz ve o işi yapacaksınız. Yapacak olduğunuz için de ben de diyorum ki hiç yoktan eli ayağı düzgün bir araba alın da hani
başlamış olduğunuz bir işi rahat rahat başarıyla bitirin. Ben bunu istiyorum arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum, dile getirmeye çalışıyorum. Tabii ki araba para kazanır, tabii ki şoför de adama para kazandırır ama böyle çok büyük büyük paralar kazanılsaydı arkadaşlar, bu harfiyatçılar şimdiye kadar memleketi satın alması lazımdı. Bir memlekette satın almış bir harfiyatçı yoksa demek ki bu, yani milletin bazıları anlatır işte, yok günde 5-6 bin lira, 7 bin lira para var. Bunlar arkadaşlar olmaz demeyeyim ama devamlı olmaz. Yani yazın olur, yazın 5-6 kazanırsın, olur, tutturursun, çalışırsın, günler uzun. Yazın mesela günler uzun. Yani eve gidip de 5'te 6'da eve gidip de yani ne yapacaksın? 7'ye 8'e kadar çalış, hava kararmıyor, etmiyor. Ama hele ki bir de şoför kendinden olursa yani daha güzel olur. Yahut ne bileyim, diyelim işte hani bir büyük beklentin yoksa, bak arkadaşlar bunu özellikle söylüyorum. Büyük beklentiler yoksa, hani yatırım yapmak için bir daire almaktansa, hani böyle bir araba alıp hem uğraş olur sizin için, çile olmaz. Çile olmaması için ne yapacaksınız? İşte alacağınız araba çok önemli. Bağlayacağınız para çok önemli. Gidip de hani benim ya 700-800 lira param var, bu işe gireyim bir araba, onu yapmayın arkadaşlar. Paranız cebinizde kalsın daha iyi. Yani o parayla bu işe girilmez arkadaşlar. Maksimum bu işe gireceğiniz para, cebinizdeki canlı olması gereken para 1,5 lira para olması lazım. Ki hiç yoktan kelleyi kendiniz alın rahat rahat. Ondan sonra Dorse'yi alırsınız, takar çalışırsınız. Hani soran arkadaşlarımız vardı, son iki videoda da bahsettim. Hani atıyorum 11.44 Pro olmaz mı? Tabii ki olur. Atıyorum bir TGA 18.410 MAN olmaz mı? Tabii ki olur. Ve ondan sonra hani, ama bu MAN dediğim araba yine nereden bakarsan bak 2004-2005 model. Bu Pro dediğim araba nereden bakarsanız bakın 2008-2009 model. Şimdi arkadaşlar yani tutup da 97-98 model bir araba alıp da, buyurun alın işte. Bakın alın. DAP. Eski bir DAP. İşte buyurun, hani sözünü edersiniz ya. Önünüze çıkar. Alın işte bak. Dörtlerini yakmış orada. Önünü açmış bekliyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum işte arkadaşlar. Yani tabii ki arabadır. Tabii ki arıza yapacak ama şimdi bakımını yaptığın hiçbir araba da kolay kolay arıza vermez arkadaşlar. Hele ki bizim sektörde, eğer arabanın bakımını nizamı yapıyorsan, yani yağını suyunu değiştiriyorsan, İşte bir hava kaçağı olduğunda oraya bir jack takıyorsan, hani o an için onu gideriyorsan, ne bileyim yani zaten öyle hani bakımını yapıyorsan arabanın, kuru yağlamasını da yaptırıyorsan, bu arabalar kolay kolay, motoru şanzımanı iyiyse zaten bir arıza vermez ki arkadaşlar. Lastiklerinde iyiyse hiçbir sorun yok demektir. Ama böyle gariban olursan, arabanın altında var 12 tane lastik, bu 12 tane lastiğin 6'sı iyi 6'sı kötü olursa, 2 günde bir lastik gümletir. Ondan sonra bu arabanın altında bir ton diyor. Bak şurada bir demir var. Bak gördün mü? Bunun arabasına geldi ha. Bu arabaya geldi. Demiri ben gördüm de o göremedi. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar, 2-3 günde bir hani böyle lastik olayı olur. Yok bilmem arabanın hava olayı olur. Yok bilmem işte bir, ne bileyim bir hava kaçağı olur bir yerden, yok bilmem ne bir arıza verir, ekranda çıkar, moraliniz bozulur. Yani vesaire vesaire. Bunları yaşamamak için standart, hani yapılabilecek, alınabilecek, onun için o arabaların ben isimlerini veriyorum arkadaşlar. Hani bir Volvo kötü mü? Tabii ki kötü bir araba değil. Volvo iyi, güzel araba. Bir Iveco tabii ki güzel araba. Bir ne bileyim Renault tabii ki güzel ama modelleri güzel. Şimdi bakın bu şu 1360 mesela, şu giden araba. Yani bu arabaya sen rahatlıkla bir, bak adam Renault'u takmış gidiyor, bak iki tane Renault peş peşe gidiyor, bakın karşıda işte. Aa, tam söyleyecektim. Bir Renault'u tak, ha bak Iveco. Bakın Iveco. Adam takmış kocaman, bak büyük de olsa ya gidiyor. Bu onda gider arkadaşlar. Çünkü niye, otobandasın? Otobanda gider o araba. Ama bizim harfiyat içinde gitmez arkadaşlar. Girdiğimiz yolları da gösteriyorum. Dökümün yollarını da eski videolardan görebilirsiniz. O yüzden diyorum ya, aldığınız araba size dert olmayacak, yoldaş olacak deyip sizi daha fazla sıkmak da istemiyorum, başınızı dağıtmak istemiyorum. Yine sorularınız olursa, İsa abi inşallah anlatmışımdır bir şeyler.
Yine sorularınız olursa memnun olurum. Aşağıya lütfen yazın. Çünkü bakın İsa abi yazdı. Yine kazanç ne olur falan filan gibisine. Dilimizin döndüğü kadar bir içerik yaptık. İşte anlattık, bir video yaptık, ne güzel. Siz de eğer aşağıya aklınıza takılan, kafanıza takılan yahut öğrenmek istediğiniz yahut bana hayır öyle değil böyle olur dediğiniz bir şey olursa yazarsanız çok memnun olurum. Gerçekten memnun olurum. Bana da içerik çıkar. Çünkü bakın 420 Volvo takmış gidiyor ne güzel. 2002-2003 model araba. Şimdi çok bakımlıysa bu araba bizim işte kendin sürersen ekmek yedirir. Ama böyle hani ne bileyim arkadaşlar, iyi şoför var, kötü şoför var. İyi yol var, kötü yol var. O yüzden hani böyle fazla modeli düşük arabaları tavsiye etmiyorum bizim işte. Hani bizim işte arabayı tavsiye ediyorum, arabayı al. Tak 1360 yahut sal dorseyi çalış, ama bizim işte tavsiye etmiyorum. Bakın şurada sal dorseyde ne kadar bak araba var. Bir dünya. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Dediğim gibi bana yardımcı olursanız içerik konusunda da sizden minnettar olurum. Teşekkür ederim. Bakın bu fabrika şaka maka bitti ya fabrikaya. Bayağı gitmişler ya bunlar. Fabrikanın yan duvarlarını örmek bitti, görüyor musunuz arkadaşlar? Bir iki video önce kupkuru bir iskeletti, bakın şuraya bak. İçine bakın ha. Bu taraf nereye kadar gitmiş? Vallahi yarıyı geçmiş. Şuradan şimdi görünecek şöyle. Bakın yarıyı geçmiş. Evet arkadaşlar, her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bol bol yesin, içsin, geçsinler. Herkes, herkesi çünkü hakkıdır. Bizim gibi ekmeğini direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Ayağınızı biraz gazdan çekin. Unutmayın, akşam sizi evde bekleyen sevdikleriniz var. Selametle kalın. Videoya yorum, like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir yorum, bir like bekleriz sizden. Görüşmek üzere, selametle kalın. Köprünün ışıkları da tam karşıda arkadaşlar.